Efendim şunu ifade etmek istiyorum. Bizim son 10 yıldır hemen hemen yani bakanlığımız tarafından tarımsal ürünlerin hemen hemen hepsi destekleniyor. Hububat desteğimiz, müstahsil desteğimiz, gübre desteğimiz, mazot desteğimiz, altyapı desteğimiz, sertifikalı tohum desteğimiz, yem bitkileri desteğimiz bu mihvalde sürekli çalışılarak destek veriliyor. Şimdi ben kamuoyuna da şunu hasreden söylüyorum. Daha yeni müstahsillerimizi aldık. Hala da almaya devam ediyoruz Nisan ayına kadar. Müstahsiller. Sertifikalı tohum desteğini aldık. Hala da devam ediyoruz. Yem bitkileri desteğini aldık. Bitirdik. Bunun üçünün de icmallerini bakanlığa gönderdim. Allah izin verirse inşallah önümüzde günlerde bekliyoruz. Bunun da tekabül ettiği rakam 70 milyon TL. Şimdi ilk partide gönderdiğimiz yem bitkileri desteği, müstahsil desteği, sertifikalı tohum desteği. Bu konuyla ilgili bakanlığımız her yıl enflasyon oranında artır. Bu yılda iyi olan şu oldu. Her yıl biraz gecikmiş. Şu anda 2021 yılında vatandaşımız ne alacağını şu anda biliyor. Ona göre bir ekim yapıyor. Bizim özellikle havza desteklerimiz de var. Ben şurada kısaca bir kağıttan okumak istiyorum. Buğday, arpa, yulaf, tritikaleye dekar başına 27 TL mazot ve gübre desteğimiz var. Bir daha tekrar ediyorum. Buğday, arpa, çavdar, yulaf. Dekar başına mazot desteğimiz 19 lira. Gübre desteğimiz 8 lira. Toplamda 27 TL destek ediyoruz. Yani 100 dekarı olan bir çiftçimiz ciddi manada hemen hemen mazotunun yarısını devlet tarafından alıyor. Bizim olan kuru fasulye, nohut ve mercimeğe de 26 TL dekar başına ödeme yapıyoruz. Burada sertifikalı tohum hariç, müstahsil hariç sadece verdiğimiz mazot gübre desteği. Yani bunlar da hesap ettiğimiz zaman hemen hemen dekara 50 TL, 50 TL'de geçkin bir rakam ödeniyor. Patatese var, yağlı ayçiçeğine var, soyaya var ve nadas alanlarına da desteğimiz devam ediyor. Nadas'a da mazot desteğimiz gübre olmadığı için. Yani bakanlığımız bu sene şunu açıkladı. Dedi ki biz desteklemeleri %400 artırdık. Gerçekten şu anda kalemle ifade edeceğim kadar nasıl söyleyeyim? Hayvancılıkta bir yem desteği, iki anaç desteği, üç yavru desteği. Yani ciddi manada süt desteği, et desteği, bitkisel üretimde demin de ifade ettiğim gibi mazot desteği, gübre desteği, sertifikalı tohum desteği, fidan desteği, fide desteği. Yani ciddi manada bir destek var. Ben şunu her zaman arz ediyorum. Eğer bilinçli bir çiftçi, pazarlamayı iyi bilen, öngörebilen, gelecekte hangi mahsul ekerse, katma değeri yüksek olan bir mahsul ektiği zaman ne alacağını bilirse, ben şuna inanıyorum ki bilinçli bir çiftçi her zaman için iyi bir gelir getirisi mesafeye kazanır.